Yukarıdaki polimerlerin kullanım alanları ile doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Polietilen, poly eten, (PTFE) ya da diğer ismiyle de Teflon, polistiren (PS). Tek kullanımlık çatal, bıçak ve kap üretiminde polistiren kullanılır. Dolayısıyla bu A ile eşleşir. Naylon, poşet ve ambalaj malzemeleri üretimi polietilen polimerindendir. Yapışmaz tava üretimi Teflon tava olarak da düşünebiliriz. Dolayısıyla bu da PTF ile eşleşir. Dolayısıyla 1B, 2C, 3A, BCA sıralaması. BCA sıralaması cevap B şıkkıdır. Polietilen terafitalat polimeri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Kısa adı PET yani PET'tir. Doğru. PET şişe üretiminde kullanılır. Adı üzerinde PET şişe üretiminde bu polimer kullanılıyor. Aynı zamanda tekstil ipliği, yangın hortumu ve içecek ambalajı üretiminde de yine PET'ler kullanılıyor. Dolayısıyla sorun cevabı 1, 2 ve 3 E şıkkıdır. Plastik malzemelerin fayda ve zararları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kalıcı çevre kirliliğine neden olurlar doğru. Plastik malzemelerin Kalı çevre kirliliğine neden olması zararlarından birisidir. Geri dönüşüm için toplanmaları ülke ekonomisine katkı sağlar. Geri dönüşümleri ham madde ihtiyacı açısından ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Zamanla bozularak gıdalarda mikroplastik kalıntıların oluşmasına yol açar. Bu zararlı özelliklerinden birisidir. Esnek, hafif ve dayanıklı olmaları kullanım alanlarını genişletir. Bu faydalı özelliklerinden birisi. ısı ve ışık altında... Uzun süre kalmış polimerlerin kullanımında insan sağlığı açısından bir risk bulunmaz diyor. Ancak bu yanlıştır. Uzun süre ısı ve ışık altında kalmış plastikler, polimerler bozulur ve insan sağlığı açısından zarar oluşturur, risk oluşturur. Dolayısıyla E şıkkı bu anlamda yanlıştır. Kozmetik ürünler ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Doğal ya da yapay malzemelerden üretilenleri vardır. Doğru örneğin kına mesela doğal bir kozmetik üründür ve birçok işte parfümde mesela yine parfümün esansı doğal maddelerden elde edilir ama içerisine birçok kimyasal madde katılarak yapay malzemelerden de üretilen kozmetik malzemeler var. Parfüm, saç boyası, jöle, şampuan, dövme boyası bunların hepsi birer kozmetik üründür. Yapılarında insan sağlığına zarar veren kimyasallar bulunmaz diyor. Yanlış. Kozmetik ürünlerin birçoğunda çok fazla kimyasal madde vardır. İnsan sağlığına da bunlar zarar verir. Dolayısıyla burada cevap 1 ve 2 C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi kozmetik ürünlerde bulunan zararlı kimyasallardan biri değildir? Paraben zararlı bir kimyasaldır. Ağır metaller zararlıdır. Fıtalatlar zararlıdır. Boyar malzemelerde zararlıdır. Ancak proteinlerin insan sağlığı için bir zararı yoktur. Dolayısıyla kozmetik ürünlerde bulunan proteinler zararlı kimyasallardan biri değildir. İlaçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İlaçların bir seferde kullanılacak miktarına doz denir. Doğru. Şuruplarda etken maddenin kana ulaşması iğnelere göre daha hızlıdır demiş. Yanlış. İğneler şuruplara göre ve diğer ilaçlara göre çok daha hızlı etki eder. Çünkü iğneler enjektör yardımıyla doğrudan kana karışır. Şuruplar ise ağızdan alındığı için önce bu mide, ince bağırsak gibi sindirim organlarından geçip ondan sonra kana karışacak. Dolayısıyla daha uzun bir yol işler şurupların kana ulaşması. İğneler ise doğrudan karışır. İğneler daha hızlıdır. Dolayısıyla B şıkkı yanlıştır. İlaç ilaçlar etken maddenin yanında yardımcı dolgu maddeleri de içerirler. Doğru. Genellikle şeker içerirler ki daha rahat içilebilsin diye. Katı, çözelti, süspansiyon veya emisyon şeklinde olabilirler. İlaç reçeteleri doktorlar tarafından yazılır. Doğrudur. İlaç formları ile özelliklerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? İğne, hap, şurup, merhem. Krem şeklinde yarı katı emisyon, jel veya losyon halinde olabilirler. Bu merhemler için geçerli bir özellik. Genelde kaplama ve kapsül ile ilaç malzemesi çevrelenmiştir. Bu haplar için bir özellik. Enjeksiyon yöntemiyle uygulanır. İğneler enjeksiyonla uygulanır. Çözelti, süspansiyon ve emisyon halinde olabilirler de şurup için geçerli bir özelliktir. Dolayısıyla 1C, 2D, 3, pardon 1C, 2B, CB, DA. C, B, D, A sıralaması cevap C şıkkındaki gibi olacak. Hazır gıda üretiminde kullanılan katkı maddeleri arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır? Tatlandırıcılar ve renklendiriciler hazır gıda üretiminde kullanılan katkı, maddeler, katkı maddelerindendir. Daha güzel görünmesi için renklendiriciler, tatlarında daha iyi olması için tatlandırıcı kimyasallar kullanılır. Koruyucular raf ömrünü uzatmak için hazır gıdalarda koruyucu maddeler kullanılır. Emilgatörler faz farkını gidermesi için tek bir fazda görünmesi için emilgatör dediğimiz maddeler hazır gıdalarda kullanılır. Dolayısıyla sorun cevabı 1, 2 ve 3 E şıkkıdır. Pastörize süt ve UHT süt ile ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur? Pastörize süt daha düşük sıcaklıklarda daha uzun süre uygulanan bir işlemdir. Ve pastörize sütlerde mikroorganizmaların tamamı yok olmaz ancak içilebilir seviyededir. UHT ise daha kısa bir süre da daha yüksek sıcaklıkta uygulanan işlemdir. Ve burada sütün içerisindeki tüm mikroorganizmalar tamamen yok olur ancak besin değeri de düşer. Uygulama sıcaklığı yüksek olan UHT'dir. Doğru zaten U ultra high height ve yani ultra yüksek sıcaklık anlamındadır UHT. Doğru. Pastörize süt UHT'ye göre daha düşük sıcaklıktır. Besin değeri yüksek olan pastörizedir. Doğru. UHT çok yüksek sıcaklıkta olduğu için besin değeri düşer. Raf ömrü uzun olan pastörizedir. Yanlış. Raf ömrü uzun olan UHT sütlerdir. Bakteri popülasyonu fazla olan UHT'dir diyor. Yanlış. Bak, UHT'de hiç bakteri yoktur. Pastörize sütte daha fazladır. Dolayısıyla sorun cevabı 1 ve 2 B şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi hazır gıdalarda katkı maddesi kullanımının nedenler arasında yer almaz? Topaklanmayı önlemek yer alır, raf ömrünü uzatmak yer alır, mikroorganizmaları korumak. Hiçbir hazır gıdada mikroorganizmayı korumak gibi bir amaç olamaz. Dolayısıyla bu yanlıştır. Kıvam ayarlamak olabilir, parlaklığını arttırmak yine olabilir. Dolayısıyla C, hazır gıdada bir katkı maddesi mikroorganizmaları korumaz. Tam tersi mikroorganizmaları yok etmek için kullanılabilir. Bu sebeple cevap C şıkkıdır. Yenilebilir doymuş ve yenilebilir doymamış yağlara aşağıdakilerden hangisine verilen örnekler doğrudur? Doymuş yağlar katı olan yağlardır. Doymamış yağlar ise sıvı yağlardır. Tereyağı doymuş doğal bir yağdır. Margarin ise yine doymuş sıvı yağların doyurulmasıyla elde edilen yine katı bir yağdır. Mısır özü doymamış sıvıdır. Zeytinyağı sıvıdır doymamıştır. Ayçiçek yağı yine sıvı doymamış yağdır. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. Mısır özü sıvıdır. Zeytinyağı sıvıdır. Margarin katı tereyağı katı B tamamen yanlış. C şıkkı ayçiçek yağı yine sıvı. Pamuk yağı sıvı. Margarin ve tereyağı ise katıdır. Margarin katı ama ayçiçek yağı sıvı. Tereyağı buna burada yine katı, zeytinyağı sıvıdır. Kanola yağı sıvı, mısır özü yağı sıvı, ayçiçek yağı ve zeytinyağı ise yine sıvıdır. Dolayısıyla cevap A şıkkı olacak. Sızma, rafine, riveyra ve vinterize yağ ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Erken hasat zeytinlerinden soğuk pres yöntemiyle elde edilen yağ sızma zeytinyağıdır. Doğru ve en doğal yağdır. Hiçbir kimyasal işlem uygulanmaz. Sadece ezerek elde edilen bir yağdır sızma zeytinyağı. Asit oranı en yüksek olan sızma yağdır ifadesi yanlıştır. Doğal olan yağlarda asit oranı çok düşüktür. Sızma zeytinyağında asit oranı %1'lerin altındadır. Dolayısıyla B şıkkı bu anlamda yanlıştır. En yüksek olan değil en düşük olan sızma yağdır. Sızma yağın ağartma, asitlik, koku ve reçine giderme işlemlerinden geçirilmesiyle rafine yağ elde edilir. Doğru. Rivera yağ ise rafine yağ ile sızma yağın belli oranda karıştırılmasıyla elde edilir. Doğru, yağ asitlerinin dondurularak yağdan uzaklaştırılması ile vinterize yağ elde edilir ifadesi de doğrudur.